san dişlinin katkılarıyla hazırlanan sektörel bakış başlıyor Ben Harun Aydın. 1986 yılında işte şantiye şefi olarak bu sektöre başladık. 2010 yılına, 2010 yılına kadar şantiye şefi olarak muhtelif firmalarda çalıştık. 2010 yılında işte Allah kısmet etti, maveri İnşaat olarak bu şirketimizi kurduk. 2010 yılında başladık Fahri Nisa ve Ziya Barlas mahallelerinde. 2010 yılından beri de Allah kısmet işte etti, Kovanazı ve bu bölgede işte 152 daire, efendime söyleyeyim 27 dükkan olarak devam ediyoruz. Böyle bir konsept ilk sefer yaptık. 152 dairelik bir yeri. Diğer yaptığımız yerler belki 3 blok yapmıştık ama küçüktü oralar. İşte 4'er katlı yerlerdi. Buralar tabii 6 katlı da burası büyük işte kapalı otoparkı olan bir yer, 152 daire, 27 dükkan olan bir yer. Böyle bir konseptte. İkinci bir yine projemiz var. Allah nasip ederse inşallah birkaç ay sonra inşallah oraya da başlayacağız. 130 daire, yine böyle kapalı otoparkı olan bir yer. Bir kısım yine dükkanlarımız var. Tekrar burayla beraber üçüncü dersek daha doğru olur ama yine tekrar bir 130 dairelik yine yerimiz var. Ama burası tabii 130 daireyi belli bir seviyeye getirdikten sonra nasip olursa ikinci bir 130'a da başlamayı düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla tabii bizim e, sektörde malum e, sıkıntılar da var. Ama e, maalesef e, sıkıntılarımız olmasına rağmen e, tabii ki devam edeceğiz. E, çünkü bu ülke bizim e, ne kadar diyelim ki biz e, bu ekonomiyi, bu ekonominin çarkını döndüren mutlaka inşaat sektörüdür. İşte belki de %10, %20 bandında bir rivayete göre ama inşaat sektörüne bağlı birçok kalem var. Bizim sektöre bağlı olarak. Yani bizim sektör durursa bir nevi ekonominin çarkı da durur. Yani bu da bir gerçek. Buna bina efendime söyleyeyim. Biz yani bu şantiyelerimizi devam ettirmeye kararlıyız. Yani bir işte başlayacağımız 130 ve 30 dairelik bir yeri şu anda devam ediyoruz ama 130 dairelik yere de inşallah kaç ay sonra başlamayı düşünüyoruz. Allah kısmet ederse inşallah. Ee, bu sıkıntıları da tabii hep beraber, ülke olarak hep beraber aşacağız inşallah. Ee, yani böyle çok karamsar olmaya da gerek yok. Ee, bu ülke bizim, bu ülkemizi seviyoruz. Belki birazcık dikkatli gideceğiz. Ayeste ayeste tabiri caizse ayeste ayeste gideceğiz. Ama gideceğiz. Birçok insan, dediğim birçok kalem var ama birçok insan da tabii bizim sektöre bağlı olarak örneğin biz bırakırsak birçok insan da yine işsiz kalacak. Tabii burada devletimizin de yani büyük görevleri var diye düşünüyoruz. Nedir? İşte bizim sektörde birçok sıkıntı var. Biz bunları hala aşa, aşmış değiliz. Ne de diye düşünürsek işte kentsel dönüşümle alakalı... Özellikle e, belediyelerle alakalı bizim sıkıntılarımız altı safhada. E, belki çok basit bir şeyleri e, bizim belediyelerde maalesef başamıyoruz Yani e, sıkıntılarımız bir yönde tabii ki büyük. E, ama biz e, tabii sıkıntılarımız büyük diye e, bu işi de e, devam ettirmeyeceğiz manası çıkmaz. Mutlaka devam edeceğiz. E, Allah nasip ederse inşallah. E, sonuçlar iyi olur diye temenni ediyoruz. Yani inşallah tabii ekonomide biz hep ekonomi diyoruz burada tabii ekonomide ciddi bir sıkıntılarımız var neden derseniz satışlar noktasında banka faizlerinin yüksek oluşu burada bir etken tabii faizi biz tasvip etmiyoruz bankaya da tasvip etmiyorum kendi açımdan söylüyorum bankayla da bir işimizin olmadığını da ifade edeyim Allah'a şükür bizi bankacılar sevmezler. Bu konuda çok şükür ama tabii faizlerin yüksek oluşu bu piyasayı genel anlamda etkiledi. Yani belki bizim bankayla bir işimiz yok, krediyle de hiçbir işimiz yok. Krediyle bugüne kadar hiçbir müşterimize şey vermedik, daire vermedik veya dükkan vermedik. Dolayısıyla biz krediye de çok sıcak bakan, hani banka işine sıcak bakan bir firma değiliz. Özellikle biz o bankanın yapacağı fedakarı biz kendimiz yapıyoruz. Müşterimize de yansıtmamak kaydıyla. Yani biraz uzun vade yapıyoruz. İşte ondan bir miktar alıyoruz. Kalan da biraz işte 36 ay 40 ay gibi vade yapıyoruz. Şu anda başlayacağımız projelerimizde yine aynı. İşte bir miktar ondan kalan da yine vade yapıyoruz. Allah kısmet ederse inşallah. Hedefimiz bu. Dolayısıyla bizim e, tabi bankalarla çok işimiz olmadığı için elhamdülillah öyle bir sıkıntımız da yok ekonomik olarak. Allah'a şükür yine biz satıyoruz. Yaptığımız e, dairelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Satmıyor, satmaya da devam ediyoruz. E, şu andaki projelerimizde hakeza işte 30 daire var, 30 dairede yine e, satışlarımız başladı. E, satıyoruz da elhamdülillah. Yani piyasanın e, bu kadar daralmasına rağmen e, elhamdülillah bir sıkıntımız yok. İnşallah, çok şükür işte 130 ile alakalı da yine satışlara başladık. Nasip olursa inşallah birkaç ay içerisinde temeli atacağız. Allah kısmet ederse inşallah. Ha, dolayısıyla bizim yani ekonomiyle alakalı tabii piyasada bir daralma var. Bu bir gerçek yani bunu kabul edelim. Ama burada insanların şu anda güven noktasında tabii ki piyasada bir sıkıntı var güvenle alakalı. Belki çok tabii faizler yüksek, işte ekonomide bir daralma var ama biraz da insanların güven noktasıyla alakalı bir sıkıntısı var. Ama insanlar size güveniyorsa, şahsınıza ve firmanıza güveniyorsa çok da sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Acizane. Ben kendi şahsım itibariyle. E bize de tabii vatandaşın da bir teheccühü var. Maver inşaatı olarak. Elhamdülillah bizim bir sıkıntımız yok. Satışlarımız da gayet iyi. Elhamdülillah o konuda da bir sıkıntımız yok. Ee, Allah kısmet ederse işte diğer projelerimizde de yine sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ama ülkemiz açısından tabii daha iyi olmasını bekliyoruz ekonomik olarak. Yani mutlaka e, piyasa rahat olursa, bütün bizim meslektaşlarımız da rahat olursa hepimiz rahat olmuş oluruz. Hani burada e, örnek vereyim sadece Konya'da işte birkaç firmanın işinin çok iyi olması e, tabii çok bir şeye de ifade etmiyor. Yani bu piyasayı rahatlatmıyor. Önemli olan piyasanın rahat olması. Piyasa rahat olursa herkes rahat olmuş olur. Tabii herkes birbirine güvenmiş olacak. Dolayısıyla bizim şu anda başta sıkıntımız zaten güven noktası. Güven noktasını maalesef diyorum. Bizim burada meslektaşlarımız da gücenmesinler ama birazcık <laughs> bizi bir güven noktasını yeterdik diye düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Hem arsa sahipleri açısından hem de müşterilerimiz açısından biz güven hakikaten Kaybettik. Yani birçok e, firma e, yani arkadaşlarımız e, belki sıkıntıda olanlar var, sıkıntı saat safhada olanlar var. Ama e, tabii bunlar bizim piyasayı etkilediler. Ha gelen müşterilerimiz bugün daireniz hazır olsa bile size güven önce Allah'a sonra size güvenmesi lazım. Yani siz de takdir edersiniz ki eğer güven olmuyorsa hazır bilen olsa siz burayı acaba teslim eder misiniz, etmez misiniz, edemez misiniz noktasında? Müşterimizde böyle bir e, soru işareti olursa e, siz bu e, müşterinize bu daireyi verme şansınız neredeyse sıfır. Yani e, çünkü örnekleri çok piyasada. Çünkü bir daireyi e, belki 3-5 kişiye e, satmış böylesi var. Bir kısım parayı almış e, tabiri caizse e, kapurayı almış e, vatandaş yok şu anda gitmiş yani. Ben acizane şunu söylüyorum. Belki arsa sahiplerine acizane yani belki birçok arsa sahibine tenzih ederim ama burada arsa sahiplerinde çok büyük kabahat olduğunu düşünüyorum. Neden? Örneğin ciddi firmalara gerçekten yani güvendiği firmalara efendime söyleyeyim oran noktasında örneğin ben işte yüzde şunu dersem gelen başka bir firmaya şunu verdi deyip Bizler gibi yani sağlam firmaları tercih etmediler. Onları tercih ettiler. İşte bizim gibi dürüst, düzgün çalışan firmalar şu anda takdir edecekler diye düşünüyorum. Şu anda piyasada tabii bu arsa sahipleri de bunu görüyor. Müşterilerimiz de görüyor. Yani birçok örneği var burada. Tabii isim vermek doğru olmaz ama tabii vatandaş bunu biliyor. Ondan dolayı tabii inşallah bundan sonra e, düzgün firmayı takdir edeceklerini düşünüyorum. Yani tercih edeceklerini daha doğrusu. İnşallah. E, tabii burada bizim e, bunların yanı sıra tabii bizim e, kentsel dönüşümle alakalı birçok sorunumuz var dedik. Hala bunu e, Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde hakikaten aşılmış değil. Yani sıkıntılarımız had safhada. E, şimdi siz arsa sahibiyle anlaşırsanız işte anlaşıyorsunuz. Örneğin Orada bir 20 tane arsa sahibi var ama bir tanesiyle anlaşamadınız. Ee, i̇çerisinde bir tane vatandaşın evi var. Bunda biz mahkemelik oluyorsun. Ee, mahkemelik olunca bu mahkeme sürüyor. Önü açık. Ee, bir yıl devam edebilir, iki yıl devam edebilir. gibi. Bizim tabii bunlardan dolayı da mağduriyetimiz var. Ee, i̇şte buna da bakanlık hakikaten bir el atmadı. Yani bunlar. E, bunlardan dolayı müdahalemiz. Ama bunun yanı sıra yine belediyelerle alakalı dersek belediyelerde <laughs> hakikaten şeyiz yani muzdaribiz. Belediyelerin de işte birçok şeyi yani tabii işin idari yönü var ama bir de idare edilmeyecek yönü var. Burada da hakikaten biz belediye başkanlarımızdan da musama istiyoruz. Yani birçok şeyde hakikaten yapılmış belki çok küçük şeyler var. Bunlara da idare etmelerini diliyoruz yani temenni ediyoruz. Burada tabii ki sadece belediyeler değil veya çevre şehircilik bakanlığı diye tabii bunlara birçok şey etken. İşte birileri bir şey yapar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi işte mutayidin bir tanesi bir iş yapar, hata eder. Onun tabiri caizse cermesini hepsi çekiyor. Yani biz nerede çekiyoruz? Dolayısıyla çünkü şu anda biz yaşıyoruz bunları. Yani canlı canlı yaşıyoruz tabiri caizse. İşte adam gittiğiniz zaman önünüze örnek olarak onları getiriyor. İşte şu firma şunu yaptı. Yani senin yapmayacağını nereden bilebilirim gibi bir şeyle karşılaşıyoruz tabii. Ya inşallah temennimiz o. Tabii dua edeceğiz. Ülkemizin bir an önce düzlüğe çıkması için. Tabii düzlüğe çıkarsa inşallah ülke olarak hepimiz rahatlayacağız yani. Burada tabii biz e, maver inşaat olarak e, şimdiye kadar yani belki küçük büyük işte bu projemizle beraber inşallah yani e, imzamızı attığımız yerlerde inşallah bundan sonra da imza atmaya devam edeceğiz. ha Neden e, sevildi? E, tabii ki bizim e, yani maver inşaat olarak e, yani e, takdir edersiniz ki belki bir çok uzun değil kuruluşumuz işte 9. yıllı ama tabii e, yaptığımız işler verdiğimiz sözler tabi referans oldu yani e, yaptığımız işlerde yani söz verdiğimiz gibi yaptık yani bunun ötesinde aksini yapmadık yani e, söz verdiğimiz tarihten önce de teslim ettik tabi insanların bize teçhizci mavi inşaat olarak bundan olsa gerek diye düşünüyorum yani başka bunun izahı olmaz yani biz e, satışlardan sonra da e, yani e, mutlaka böyle büyük konsept bir e, Yaptığınız binalarda veya isterseniz 5 tane daire yapın. Yani eksi yani orada bir arıza çıkmaz diye herhangi bir şey yok. Yani mutlaka çıkar. Özellikle böyle büyük projelerde e, ne kadar ekip e, düzgün olursa olsun mutlaka az çıkabilir ama e, çıkmaz da demiyorum. A, çıkarsa biz tabi yaptığımız işin arkasındayız. Yani e, verdiğimiz yani biz daire sattığımız müşterilerimize ya işte arıza çıktı bizi ne ilgilendirir gibi böyle bir kelime hiç sevmeyiz. <laughs> söylenmesini de arzu etmeyiz. Yani bu kelime telaffuz etmesi falan hoş değil. Tabii ki e, yaparız. Yani e, yaptığımız işin arkasındayız yani. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Ha şöyle yapıyoruz. E, örneğin biz e, burada işte 20 doğruday da e, veya 36 ay ve 40 aya kadar vade yapıyoruz. Yani e, gelen bize müşterimizin işte bir 2 artı 1 alacaksa tabii onun fiyatı farklı, 3 artı 1 alacaksa farklı, 4 artı 1 alacaksa farklı. Ama orada tabii biz vatandaşa gerçekten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani tabii herkesin bir evi olsun. Yani dünyada bir yuvası olsun deriz ya. Mutlaka biz bankaya bulaştırmadan bak özellikle bunu vurguluyorum. Yani hakikaten bankaları, bankacılar kızmasın ama biz bankacılar hakikaten onlar da bizi sevmez. Biz de onları sevmiyoruz. Açık ve net yani. Çünkü bizim bankayla herhangi bir işimiz yok. Ee, belki ticari hayatta birçok şey hani e, işte çek almadan vesaire diye elhamdülillah biz onu dahi kullanmıyoruz yani biz e, çalıştığımız bankalar dahi bize böyle hani sitem eder yani en azından ya bir hani çek bayri alın çek koçanı bayri satalım diye ama biz ona dahi tenezül etmiyoruz elhamdülillah biz onu kullanmıyoruz tabi ne kadar şükretsek az biz kendi bütçemizle elhamdülillah götürüyoruz ee, Rabbim e, inşallah mahcup etmez. E, götürüyoruz. Tabii e, vatan e, müşterilerimize de inşallah tabii bu konuda yardımcı oluyoruz yani bizi bankaya göndermeden kendimizden fedakarlık yapıyoruz. İşte 36 ay olacaksa 40 ay, belki 40 ay biraz daha açtığımız müşterilerde olabiliyor tabii. Alacağı daire, örneğin iki tane daha alacaktır. Buna tabii biraz daha oranız tanıyoruz. Tabii, ki, tabii seçim yapıyoruz. Her boş alanı işte ma mavi inşaat e, buraya işte inşaat yapacak diyemiyoruz. Tabii ki yer seçimi olarak da. Böyle çok e, gözde olan yerleri tercih ediyoruz, özellikle her tarafa başlamıyoruz. Yani şu anda özellikle bu e, sıkıntılı dönemlerde e, derseniz e, arsa çok, haddinden fazla. haddinden fazla arsa var. Ama biz her tarafa hakikaten şey olmuyoruz, talip olmuyoruz. Ha böyle daha güzel yerlere, kafamızı okuyabileceğimiz, müşterilerimizin daha e, memnun olacağı e, noktaları tercih etmeye özen gösteriyoruz, özellikle. Özellikle müşterilerimize ve arsa sahiplerine diyeyim anlaşırken e, bürüt ve netini söylüyoruz. E, sattığımızda müşterilerimize yine keza söylüyoruz. İşte neti şu metrekare veya bürütü şu metrekare diye tabii ki insanları aydınlatıyoruz. Bunu mutlaka müşterilerimizin içerisinde bilen var ama bilmeyen daha çok. Netin ve bürütün ne olduğunu ne ifade ettiğini bilmeyen müşterilerimiz çok ama biz bu konuda aydınlatıyoruz. O bir ikincisi tabi içerik olarak ne yapacaksak onları da hem arsa sahiplerimize hem de müşterilerimize bunları söylüyoruz. O söylediklerimizin de aynısını uyguluyoruz. Yani bunun aksini yapmıyoruz ya. Belki artıları oluyor. Belki bizim projemizde yani söylemediğimizin ötesinde yaptığımız birçok kalem var dairelerde. E tabi arsa sahiplerine de bunlar sürpriz oluyor. Bizim müşterilerimize de sürpriz oluyor. Elhamdülillah yani biz net ve emsaldan dediğimiz şeyleri ve bürütü bunları açıklık getiriyoruz. Yani kapatmıyoruz önünü hani bürüt veya genel bürüt deyip de işte daire bu demiyoruz yani. Çünkü net tabi açık ve şeffaf bir şekilde bunları izah ediyoruz. Yani müşterimiz de tabi gönül rahatlığıyla çünkü kaç metre bir daire alacağını bilerek alıyor. Yani sonradan sürpriz olmuyor. Öyle söyleyeyim. Yani sürprizlerle karşılaşmıyor. Ya dese ki bir daire mesela bugün işte 170 metrekare bir daire. De, 170 metrekare dairede işte bürütü e, 125-130 şey neti böyle olur. Ha bunun da bürütü budur. 170 metrekare e diyebiliriz. Yani bu da normaldir. Yani. E, Tabi e, Vadeli satışlarımızda şöyle yapıyoruz. E, tabii ki e, müşterimizin borcu bitinceye kadar e, şey vermiyoruz. Tapu vermiyoruz. Borcunu bitiriyor. Borcu bittiği gün tapsını devrediyoruz. Hani dostluklar ebedi deriz. İşte mezara kadar deriz. Yani bizde de tabi hasbel kader bir vesileyle tanışmış oluyoruz. Tabi dostluklarımız sadece daireyi sattık, parasını aldık. Bizim dostluğumuz orada bitmiyor. Ebedi diye düşünüyoruz. İnşallah 2019 yılı içerisinde de inşallah ümitliyiz. Yani çok karamsar değiliz. Yani karamsar değiliz. Karamsar olmaya da gerek yok. <laughs> ee, belki e, tabiri caizse yani hoş görün. Belki koşarak değil ama asliyasta gideceğiz. Emin adımlarla Allah izin verse inşallah. Tabi tabi yere sağlam basarak emin adımlarla yola devam edeceğiz. 2019 yılı içerisinde de çok karamsar değiliz. Ee, yine söylüyorum yani piyasada mutlaka bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntının inşallah geçici olacağı ümidindeyim. Yani inşallah. Yani şu anda çok sıkıntı gördüğümü söyleyemem. Çok da sıkıntı görmüyorum. Ne güzel. Vallahi 2019 yılı için e, nasıl bir şey e, söyleyelim? E, 2019 Teşekkür ederim. ne? Şey tabii 2019 yılı için mutlaka tabii ki yani 2019 yılı için inşallah daha güzel. Yani 2018 yılından daha güzel. Daha iyi geçme gümüdüyle inşallah temennimiz o. san dişlinin katkılarıyla hazırlanan sektörel bakış sona erdi.